Herkese merhaba, güneşli günlerime hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım, çok da yorgunum aslında. Güneşe oda yapıyoruz. Nihayet güneşin de artık bir odası olacak. Biz buraya taşındığımızda ben hamileydim biliyorsunuz, 5 aylık hamileydim. O yüzden açamadığımız birçok koli var. Hem onları açacağız, hem Tahtakale'den ve İstoç'tan gelen ürünlerimiz var koli içerisinde. Onları tasdikleyeceğiz. Onların hepsini biz güneşin odasına koymuştuk. Çünkü güneşi ilk etapta kendi yanımızda yatırmak istedik. 40'ı çıkana kadar, daha doğrusu benim hayalim öyleydi. Güneşin 40'ı çıkana kadar güneş yanımda kalacaktı. Güneşin 40'ı çıktıktan sonra güneşe oda yapacaktık. Ama ben bir türlü fırsat bulup bu odayı düzenleyemedim. Birazdan size odayı göstereceğim. Yani loğusa halde bu odayı tek başıma yapmam ve hiç uyumayan bir bebekle yapmam imkansızdı ve imkansız oldu. Güneş bu ayın 15'inde 11 aylık olacak. Yani bir ay sonra güneşin doğum günü. Ve kendi doğum gününde kendi odasında yatmasını istiyorum artık. Kendi aidiyetliği olsun istiyorum. Biraz yorucu geçiyor. Aslında 3 gündür yapmaya çalışıyorum. Tabii evde tek başınayım ve bir yandan da güneşle ilgilenip bu odayı da yapmak bayağı zaman alıyor. Hem sizlere göstermek için nasıl bir oda yapacağımı, sizlerin de görmesi için, hem de ileride bize anı kalması için bu çekimleri yapmak istedim. Bu odanın içerisi tıklım tıklım dolu, doluydu bu boşalmış hali. Şimdi yine ne kadar dolu olduğunu göreceksiniz zaten. Bu odanın içerisinde kullanmadığımız kıyafetler, yani dolap uygulamasında sattığım ürünler, öyle söyleyeyim. İstoç'tan gelen Yıldırım'ın sattığı kırtasiye ve oyuncak malzemeleri. Tahtakale pandemi ve hamileliğimden dolayı, bakın kıyafetler arkada. Hamileliğimin ilk başları pandeminin ilk zamanlarına denk geldiği için ve hamilelik sürecimi rahat geçirmek istediğim için Tahtakale'deki dükkanımı kapatmıştım biliyorsunuz. Ama evden yine e-ticaret olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Kapattığım dükkanımdan kalan eşyalarım da bu odanın içerisinde. Yani parti malzemeleri, balonlar, yani aklınıza gelebilecek her şey bu odanın içerisinde. Tabii yazlık şöyle sandalyelerimiz, kullanmadığım halılar vesaire. Yani burası bildiğiniz bir ardiye oda gibi olmuştu. Artık burayı tamamen atılacakları atıp, satılacakları satıp güneşe tertemiz bir oda yapmaya karar verdim. Şimdi isterseniz ben size odanın şimdiki halini göstereyim ve yaptıklarımı anlatayım. Ondan sonra da hiç konuşmadan ben odayı yapacağım. Siz de belki hızlı çekim, belki ağır çekim olarak beni izleyeceksiniz. Nasıl bir oda yapacağımı kafamda şekillendiriyorum. Odanın rengine henüz karar veremedim. Odanın rengi şu şekilde, kum beji diye geçiyor. Tüm ev bu şekilde boyalı. Aslında bütün evi boyayacağım. Öyle bir düşüncem var. Bakalım yapabilecek miyim? Çok heyecanlıyım. Odanın rengine henüz karar veremedim. Sarı düşünüyorum, gri düşünüyorum, toz pembe düşünüyorum. Yani dudağım patlamış. Bakın, ben yorulunca dudaklarım patlıyor. Yani odanın rengine karar veremedim. En son odanın rengini düşüneceğim. Ama güneşin yatağını şuraya koymak istiyorum. Şurası geniş bir alan. Ve bu duvarı belki çok farklı yapabilirim. Bu duvara kendi elimle çizimler yapmayı istiyorum, yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler yapacağım. Dilerseniz odanın şimdiki halini bir görün. Tatam, işte odanın hali. Burada bayağı böyle tasdiklediğim çantalar. O kadar çok çantam varmış ki bu çantaların birçoğunu atacağım. Birçoğunu da böyle eli yüzü düzgün marka olanları da dolaba koymayı düşünüyorum. Burada yine birçok kolilerimiz. Yani Yıldırım'ın kırtasiye malzemeleri. Burada gördüğünüz gibi benim parti malzemelerim. Yılbaşı süsleri. Belki onlar önümüz yılbaşı, belki satabilirim. Burada kışlıklar. Bunların hepsini malum önümüz kış. Gardıroba dizeceğim. Burada yine birçok, şöyle dediğim gibi burayı biraz da ardiye olarak kullandım. Bunlar güneşin artık kullanmadığı eşyaları. Burası benim hobi kutum. Biliyorsunuz sabun da yapıyoruz aynı zamanda. Sabun imalatımız da var. Bu onlar. Yani yorgan. Yani burada birçok şey var. Bunların hepsini tasdikleyeceğim. Güneşin gardırobu, burada da sattığımız salılar
Güneş'in oto koltuğu. Bakalım burası nasıl bir oda olacak. Bu görüntüden sonra ben de çok merak ediyorum. Güneş'in yatağını şöyle koymayı düşünüyorum. Ve bu duvarı çok güzel bir şekilde süslemeyi düşünüyorum. Haydi bana kolay gelsin. Evet, oda temizliğinde ikinci günümüz. Ah, çok yorgunum, çok. Yani baya baya şey attım. Dün hatırlarsanız burası böyle tepeleme doluydu. İnanır mısınız? Sitedeki iki tane konteynere doldurdum diyebilirim. Full kıyafet. Yani bu kadar kıyafeti neden almışım zamanında? Ne kadar gereksiz bir alışveriş olmuş. Gerçekten kendime çok kızdım onları atarken. Birçoğunu kıyamadım. Şöyle valizlere koydum. Onları dolap uygulamasında satacağım. Atmaya kıyamadım. İnanır mısınız? Bu kadar çok şey alıyoruz ama giydiğimiz sadece 3-5 parça bir şey. Ayakkabıları görebiliyor musunuz? Bakın. Bir sürü ayakkabı. Burası full ayakkabı. Şu torbanın altı full ayakkabı. Buralar ayakkabı. Her yer ayakkabı. Ve içerideki portmantonun içi de ayakkabı dolu. Ve bir bu kadar da belki atmışımdır. Ne kadar gereksizmiş. Biz bayanlar neden bu kadar gereksiz alışveriş yapıyoruz acaba? Yaklaşık 2 yıldır hiçbir şekilde kıyafet alışverişi yapmıyorum kendime. Bu eve taşınırken baya baya gardırobumu boşalttım. Hepsini attım zannediyordum ama tabii ki de atmamışım. Bugün de devamını halledeceğim. Ah, ve kızıma burada sakin, sessiz, tertemiz bir oda yapmaya çalışıyorum. Minimum eşyayla. Vallahi bayağı bir şeyler yaptım. Bakın burayı bomboş yaptım. Bayağı bir boşalttım. Buralar doluydu. Yani of of of. Cam silindi. O tarafa geçemiyorum şimdi eşyalardan dolayı. Resmen iki su sildim. O kadar leş gibi olmuş. Burası böyle eşya olduğu için o tarafa hiç geçip de camı silemiyordum. Bu odaya hiç adım atacak yer yoktu. Yani sadece benim eşyalarım değil, kıyafetlerim falan değil. Tahtakalenin ve İstoç'un eşyaları çok fazlaydı. Onları bir kısmını yıldırımla tekrar depoya gönderdim. Bir kısmını salona koydum. Gözümüzün önünde olsun, onların satışına ağırlık verelim diye. Birçoğu da zaten çok şükür satıldı, azaldı. Ah, bitecek inşallah. Burada da yine böyle pilates ıvır zıvırlarım. Benim aslında bu evde bir gömme dolaba ihtiyacım var. Bunu çok şiddetli bir şekilde ihtiyaç duydum. Onu da şuraya istiyorum. Ay, buranın da hali böyle. Neyse, temizlik halindeyim yani sonuçta. Pasaklı bir insan olmadığımı beni uzun zamandır takip edenler çok çok iyi bilirler. Şuraya gömme dolap istiyorum. Ve bütün her şeyimi buraya sıkıştırmak istiyorum. Buraya koymak istiyorum. Zaten eşyalarımın bir kısmını, çok çok kısmını azalttım. Bunların hepsi de azalacak. Bakın bunların hepsi atılacak. Yani kesinlikle kalkmayacak. Bu dolap uygulamasında satılacak inşallah. Şunlar atılacak. Yani çöpü karıştıranlar varsa eğer 2 gündür ihya olmuşlardır yani. Bir sürü çanta var burada. Bakar mısınız? Bir sürü çanta, bir sürü. Bir sürü gereksiz çanta. Yani burası boydan boya çanta diyebilirim size. 2 senedir hangisini kullandım? Hiçbirine. Yani bilgisayar çantaları bile 2-3 tane var. Bunu niye yapmışım bilmiyorum. Ay, bir de diyorum ki ben gereksiz harcama yapmam. Yapmışım. Ne yazık ki yapmışım. Neyse, odanın şimdiki hali bu. Ben temizliğe devam ediyorum canlarım. Tatam. Üçüncü günün sonunda tertemiz bir oda elde ettim nihayet. Ah, çok yoruldum ama inanılmaz yoruldum gerçekten ve güneşe rağmen yaptım bunu. Güneş odasını sevdi. Şimdi park beşiği koydum buraya. Ne olur ne olmaz güneş eğer alışamaz falan diye kendi yatağını hala başucumuzda tutmaya bir süre daha devam edeceğiz. Dolabının üzerinde böyle minik dekoratif kutuları vardı, kolileri vardı. Hediye gelmişti onlar. Onları güzel böyle ambalajla paket yapacağım. Güzel görsel olsun diye. İçinde güneşin büyük gelen eşyaları var.
Gardırobun içini açmıyorum çünkü daha hala oraya düzenleyemedim. Oto koltuğumuz var. Oto koltuğun üstüne oyuncaklarını koydum. Camlar silindi, tertemiz oldu. Perdesi yıkanınca güneşin pembe perdesi serilecek. O kadar yoruldum ki konuşamıyorum. Avize henüz takılmadı. O da takılacak. Şimdilik oda bu şekilde. Duvarları boyayacağım. Çünkü biliyorsunuz, gördünüz bu odanın halini, ne durumdaydı. Duvarlar baya baya kirli. O yüzden duvarları boyayacağım. Yalnız ne renk boyayacağımı henüz karar veremedim. Ya bebek odaları genelde pembe, mavi, ıvır zıvır falan filan oluyor. Ben böyle açık gri istiyorum. Açık gri olsun. Çünkü çok güzel, perdesi de çok güzel bir perde. Pembe perde. O yüzden efendim tatlım. Ne yapıyor? Yani çekimi yapıyorum. O da şu an odasını keşfediyor. Baksana, park yatağın etrafında dönüp duruyor. Bence sevdi. Ha? Şey yapmadı ya. Yani değişik geldi. Bak, gıkı çıkmıyor. Ay, sevdin mi anneciğim? Burası senin odan. Perdeleri pembe olacak, duvarlar gri olacak. Böyle halısını da özel tasarım halılar oluyor ya, böyle kişiye özel isim yazılı falan, onlardan almak istiyorum. Bakalım ya, değişik düşüncem var ama bu oda bu hale geldi ya. Gerçekten kendimi seviyorum ve tebrik ediyorum güneşe rağmen. Ve inanılmaz uykusuz geceler geçirerek bu odayı yaptım, biliyor musunuz? Güneş hiç uyumuyor geceleri. Her saat başı sürekli uyanıyor. Yıldırım da, ben de sürekli uykusuzuz. Yıldırım uykusuz bir şekilde işe gidiyor. Ben uykusuz bir şekilde bu odayı ne halden ne hale soktum. Zaten hepinize seyrettirdim. Şimdilik böyle bir süre böyle kalacak oda. Ondan sonra beşli şifonyer almayı düşünüyorum. Duvara dediğim gibi rengine çok karar veremedim. Şimdilik gri düşünüyorum ama fikir değiştirebilirim. O yüzden gerçek fikrim olana kadar duvar bu şekilde kalacak. Ya şuraya duvar kağıdı olabilir, güzel yazılı ya da farklı bir şey, ya da kendim baskı yapabilirim, bilmiyorum. Yani duvar konusunda çok kararsızım, o yüzden duvarlar biraz beklemede kalacak ama en azından güneşin artık bir odası var. İçim çok rahatladı. Bu videoyu bu şekilde kapatayım. Boya aşamasına geldiğimizde ya da süsleme aşamasına geldiğimizde tekrar video çekerim. Güneş çok mutlu oldu. Güneşin mutlu olması tabii beni de çok mutlu etti. Gardırobun içini falan da temizleyeceğim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Anneciğim, bir şey demek ister misin odun hakkında? He? Ha, sıkıldın mı? Aa, kıyamam sana. O zaman görüşürüz.